Arkadaşlar merhaba. Ömür Algan kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün tarihi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Hilal köyündeyiz. Burası neresiydi Ömer? Çayır. Çayönü köyündeyiz. Hilal mağaralarına geldik. Buraya biraz çekeceğim. Biraz size göstereceğim. Tarihi kalıntılarına bakacağız. İnşallah güzel bir video olacak. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın şimdiden. Arkadaşlar, Hilal'dayız, geziyoruz. Burası eski insanlık yerleşiminin başlangıç yeri olduğunu söyleniyor. Burada kazılarsak biraz ileride yapıldı. Oraya gideceğim şimdi ama burası biraz bunun üzerine çıkmış. Kazılmış muhtemelen devlet tarafından. Burası muhtemelen eski tarafından. Asıl mağaraların, mezarların, taş mezarların olduğu yere gidiyoruz. Şurada bir delik var arkadaşlar. Ne için yapılmış bilmiyorum ama yani eski bir kalıntı. Daha sonrası daha açıldı. Bir alan. Arkadaşlar burada 3 tane mezar yeri var. Şöyle. Burada büyük bir mezar yeri var. Burayı da göstereyim Umut. Buranın yapımı amacı şöyle. Eskiden buralara aileler geldi. Her aileden her ailenin yeri başkaymış. Ölen kişileri mesela ilk ölen kişiyi buraya, sonra ölen kişiyi buraya, daha sonra ölen kişiyi buraya bırakırlarmış. Daha sonrasında o ailede ölen kişi, bir başka yeni bir kişi olduğu zaman en ölen kimse onun kemiklerini alıp buradaki alt tabakaya bırakırlarmış. Sürekli bu şekilde devam edermiş. Burası bu şekilde gün yüzüne çıkarılmış. O sana demin gittiğimiz yerde aynısı var. Sen içine girmeye gerek yok. Bir kamerayı göster içeriye. Şurada da aynı şekilde bir oda var. Odanın içine al. Babacım sen şu tarafa geldin. Gel oğlum. Girme. Şu mağaralı mı? Arkadan daha uzaktan al. Bak burada da var ha. Aynen. Burayı kırmışlar arkadaşlar. Üstünü kırmışlar. Bu arada Mustafa kardeşim. Burada ama ilk defa mağaralı işte. Benim sayemde. Bak çok yani bir ton fotoğrafım da var abla. Şu an burası şey olarak kullanılıyor. Gelin çiftlerimiz var ya, gelin damat çiftlerimiz burada. Ha dış çekim için mi gelir? Dış çekim için buraya. Hemen şey geldi. Ama güzel bir yer. Dış çekim için çok güzel.
salon kısmına geçeceğiz. Şuralar görünüyor mu tam net olarak? Şu kısa yatağın. Buraya şu kapıyı göster. Altta yuvarlak bir şekilde geri gel. Şurası kapı. Şu açılıp kapanıyor. Normalde hani hayvanlar buraya girmesin diye mezarlığın kapısını bu şekilde kapatıyorlarmış. Diğer mezarlarda yok ama şu anda sadece burada var. Bunu da kapatıp içeriye hayvan girmesin. İşte herhangi bir tarihi bir şey varsa çalınmasın diye bunu eskiler yani. Bu mezarı yapan kişiler bu şekilde koruyorlarmış. Diğer odalarda alt için kemik yeri yoktu ama bu ve karşıda oda var. Bu iki odada da aynı şekilde kemik yeri var. Burası da aynı şekilde. Burası üstten bir görmüş. Üst tarafı muhtemelen kazılmış. Yağmur, kar vesaire yağdığı zaman bu deliklerden aşağıda mezarlıkta yatan kişinin baş kısmına muhtemelen su gidiyormuş. Hani onların inançları nedir onu bilemiyorum ama yapımın yapılmasının sebebi bu. Aynen oraya yakılmış. Ya buranın suyu muhtemelen taş varmış, taşı kazırmış onu. Arkadaşlıkları yazmış ama buraya aynen şimdi sana selam olsun. Bu da muhtemelen yer kapak olabilir.
Şimdi neresi var? Oraya gidelim. Siz yokken ben anlattım, bir anlatayım. Çay açtın mı? Orası mesela bir aile var. 3 kişilik bir aile düşün. Ölen kişileri... Hayır bak, ölen kişiyi koyuyor buraya, tamam mı? 3 tane böyle 3 tane yatak var ya. Evet. Orası yatak olmalı mezar, tamam mı? Oraya koyuyor, 3 tane koydu ya. 4. kişi öldüğü zaman o ilk kimi koymuşlarsa o mezar şeyleri alıyorlar kendileri. Orada böyle bir tane boş yer var. Aynı şeyi ben de mesela bahsedelim. Oraya atıyorum. Normalde bir evde bir insanla yaşıyor. Ben onu biliyorum işte. Ama şöyle bir şey de böyle bir eski insanları yiyemedim. Belki kısa koydum. Belki hayal rivayetlere göre eski insanlar daha uzun, daha büyük. Daha uzun. Bak bu arkadaşlar çok var. Güzel, bunun gibi günlerse var. Bunların altı komple evden et. Bak bak. Ama yani böyle bir şey. Ben biraz da mutlaka söylüyorum. Yani bu buranın tarihi günler gibi. Bir şey mezar mı lan? Nasıl mezar? Yarısı çıkartmışlar. Yok. Arkadaşlar ben bir bahsetmiştim. Hani kapısından. Burada kapıyı kaldırmışlar ama kapının yeri şu şekilde. Hani dediğim gibi hayvan girmesin diye giriş bu şekilde uyulmuş. Tam kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra hani mezarlık içeride kalıyor. Daha sonrasında açtığın zaman yine tekrardan mezara girebiliyorsun ama şu anda mezar kapağı yok. Kapısı yok. Arkadaşlar burası her taraf mezarlık. Burası da mı? Bu da aynı şekilde. Ama tabi burası karşısı gibi açılmamış. Giriş yine aynı bu şekilde. Buralar işte
Görüyorsunuz arkadaşlar. Değişebilir o, değişebilir, sıkıntı yok. Üstünde yazılar da var arkadaşlar. Latince midir, daha Ermenice midir? Eski Roma yazısı mıdır? Şu yazıdan bahsetmiyorsun değil mi? Serseri. Yok, serseri ben değil ya. Şuradan. Yani şöyle yazının tarihi, yazının tarihi Sümerler diyorlar da yani bu burada Latin midir? Şurada hepsi... yani Allah mı yazıyor? Aynen, başında aynı. Yok. Baş. Ha? Şöyle yukarıdan şöyle. Yok. Başı şey da var. Bak köşesi de var. Köşesi. Dur bakalım. Bir şöyle bak. Bir. Tamam, sanki Allah da yazıyor Arapça ama hani devam ediyoruz. Neresi? Cam yani Fize'de ya. Arkadaşlar kabartma var, yuvarlak gördüğünüz gibi. Bu aile. Şu anda siz göremiyorsunuz net olarak ama kadın olan oturuyor. Aynen. Kadın oturuyor ama beyimiz yatıyor şu anda. Aynen. Sadece yazılar var. Aynen. Olay yaptık zaten. Boş istiyor. Bakalım. Buraya giriş, mağara girişi zaten. Burası muhtemelen daha çok derindir. Köylüler tarafından bence orası kapatılmıştır. Hani hayvan düşmesin, çocuk düşmesin. Arkadaşlar her taraf, her taraf mağara. Her taraf mezar. Her taraf tarih. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Mutlumla beraber şöyle göstereyim. Şuraya doğru. Şuraya gideceğiz. Pardon, önce şuraya gideceğiz. Ömer'in arka tarafına. Orada da biraz yerler varmış. Ondan sonra şuraya gideceğiz. Bir de bu arka, bu taşlık kısmın arka tarafında da dediğine göre bir aslan heykeli varmış. Bir aslan heykeline de bir bakalım. Nedir, neyin nesli? Arkadaşlar mağaralar devam ediyor. Arkadaşlar Ömer buraya aslan dedi ama tabi bu aslanlar çok deveye benziyor. Deveye benziyor. Tabi karşıyı gösteriyor. Hani karşıda ne var ne yok onu bilmiyorum. Şehir dedi zaten. Şehrin geldi. Şu Smokra şehir diyor bazen. Arkadaşlar yollar da bu şekilde taş devam ediyor böyle köy içine. Sadece bu kısım. Canlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Ergani'deydik. Ergani Hilal Köyü'ne geldik. Buradaki tarihi yerleri geldik. Ben ve Saz arkadaşlarım Ömer, Umut, Mustafa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beni bıraktı gitti.
Görüşürüz.